Evet gençler, merhabalar. Şimdi bu haftaki denemenin çözümlerine bakalım birlikte. Şimdi birinci sorumuzda bize bir haber metni vermiş. Buna göre hangisi söylenemez demiş. Haber metninde ise gençler, hortumların sayısı son yüzyıllarda gözle görülür bir şekilde artmış demiş ve bize hortumların çok sık görülmediği bölgelerde de artık hortumların görülmesinin sebebinin iklim değişikliği olduğunu belirtmiş. Buna göre hangisi söylenemez demiş. A şıkkına bakalım. İklim değişikliği bir bölgede görülmeyen ya da az görülen hava olaylarının daha sık görülmesine sebep olabilir. Bunu söyleyebiliriz. B şıkkında iklim değişiklikleri ancak dar bir bölgedeki iklim tanımı zaten gereği geniş bölgelerde görülürdü. Dolayısıyla iklim değiştiği zaman dar bir bölgede değil, geniş bir bölgede hava olaylarının değişimini sağlayabiliriz gençler. İkinci soruya bakalım. Bize bir çaprazlama vermiş. Tohum renginde baskınlık ve çekinikli durumunu bilmeyen bir öğrenci sadece çaprazlama sonucunu inceleyerek hangisini kesin olarak ulaşamaz demiş. Bakalım şimdi, sarı tohum rengi yeşile baskındır. İki tane sarı tohum vermiş. Bunlardan bir tanesi sarı çıkmış, bir tanesi çekinik çıkmış. Ve etkisini sadece homozigot durumda ortaya çıkartıyorsa çekinik genler, bu durumda biz bu genlere bakarak sarının yeşile göre baskın olduğunu, hatta yeşilin genotipinin de küçük S olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkına bakalım. Çaprazlanan bezelyeler aynı genotipe sahiptir demiş. Buna da ulaşabiliriz. Sonuçta büyük S, küçük S, büyük S, küçük S olmak zorunda. Çünkü küçükler bir araya geldiğinde yeşil olmuş. İki tane küçük S, küçük S gelseydi yeşil olacaktı. Fakat bunlar sarıysa eğer bir diğer gen baskındır kesinlikle. C şıkkına bakalım. Hem çaprazlanan hem de oluşan bezelyelerin tamamında tohum rengi bakımından çekinik gen bulunur demiş. Burada gençler, eğer şu birinci kuşaktaki sarı tohum bezelye büyük S gelmişse o zaman tamamında çekinikgen bulunur diyemeyiz. Yani kesin olarak C şıkkına ulaşamayacağız. D şıkkına bakalım. Yeşil tohumlu bezelyeler homozigottur demiş. Çekinik olduğu için homozigot çekinik olacak. Üçüncü soruya bakalım. Bize bir deney vermiş. Deneyde mumu yaktıktan sonra üzerine kuş tüyünü bırakmış ve kuş tüyü bir miktar yükselmiş. Neye benziyordu bu? Alçak basınç bölgesinde ısınan hava yükseliyordu. Buna göre hangisi gözlemlenir? Yüksek basınç bölgesinde atmosferin yere yakın ve uzak noktalar arasındaki hava hareketi değil, alçak basınç olacaktı. Alçak basınç bölgesinde atmosferin yere yakın ve uzak noktalar arasındaki hava hareketi. Sonuçta alçak basınç bölgesinde yükselici hava hareketi görülüyordu. Atmosferin yere temas eden bölümlerde suyun yoğunlaşarak havada asılı kalması bu tamamen sisin oluşumunu anlatıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Dördüncü soruya bakalım. Bize 3 tane örnek vermiş, adaptasyon örneği. Ve bunlardan hangileri canlının özelliği verilen ortamla ilgili bir adaptasyonu değildir demiş. Bizden bunu istiyor. Birinci örneğe bakalım. Güneş ışığı için ağaçlar arasında rekabet olan ortamlarda uzun boylu ve geniş yaprak yüzeyli olma. Sonuçta sık ağaçların olduğu yerlerde ağaçların güneş ışığına bolca ihtiyacı var. Dolayısıyla ağaçlar mümkün mertebede ne kadar uzun boylu olursa güneş ışığından o kadar faydalanacaklar. Dolayısıyla bu yaşadığı ortamla alakalı. İkinciye bakalım. Kuşlar tarafından besin olarak tüketilen bir böceğin parlak ve canlı renklere sahip olması. Burada kuşun tükettiği bir böceği anlatmış fakat böceğin ortamdan kaynaklanan bir canlı rengin olup olmamasından bahsetmemiş. Dolayısıyla ikinci örneğimiz olmayacak. Üçüncü örneğe bakalım. Balık ve kurbağalarda yumurtanın döllenmesi su ortamında gerçekleştiği için suya çok sayıda yumurta bırakılması. Sonuçta gençler, balık ve kurbağa yumurtaları su ortamında kaldığı için birçok balık tarafından besin kaynağı olarak kullanılıyor. Atıyorum 10 tane yumurta bıraksaydı ve onu da başka bir canlı tarafından besin olarak kullanılsaydı balıklar neslini devam ettiremeyeceklerdi. Dolayısıyla su gibi ortamlarda çok sayıda yumurta bırakmalı ki
Bunun bir kısmı besin olacak, bir kısmı su içerisinde gelişemeyecek. Dolayısıyla çok az bir kısmı gelişebilecek. Çok az bir kısmı geliştiği için de kendilerini garanti almak için, nesillerini devam ettirebilmek için çok sayıda yumurta bırakırlar. Bu da tamamen su ortamından kaynaklanıyor. Cevabımız bursa olacak. Beşinci soruya bakalım. Baskınlık ve çekiniklik durumunu önceden bilmiyorsak eğer hangisi kesinlikle söylenebilir demiş bize. A şıkkına bakalım. Tohum şekli çaprazlamasında çaprazlanan bireylerin her ikisi de homozigottur. Bakalım. Çaprazlananları sormuş. Şurada bir tane buruşuk var. Dolayısıyla bu küçük es küçük es olacak. Diğeri büyük es büyük es de olabilir. Büyük es küçük es de olabilir. Sonuçta büyük es büyük es ve büyük es küçük es'ten de her türlü bir tane baskın gelirse F1 dölü düz tohum olacak. Yani her ikisi de kesinlikle homozigottur diyemeyiz. B şıkkına bakalım. Çiçek rengi çaprazlamasında ata bireylerin her ikisinden de yavruya baskın gen aktarılmıştır. Çiçek renginde büyük küçük, büyük küçük olabilir. Büyük büyük, büyük büyük olabilir. Veya herhangi bir tanesi büyük büyük, büyük küçük olabilir. Burada 3 tane ihtimal var. Demiş ki her ikisinden de yavruya baskın gen aktarılmıştır. Fakat şurada büyük küçük, büyük küçük olsaydı birinden büyük M, diğerinden de küçük M gelebilir ve heterozigot olduğu için yine mor olabilir. Yani bunu da kesinlikle söyleyemeyiz. C şıkkında bezelyelerde kısa boylu olma çekinik fenotiptir. İki tane uzunu çaprazlamış ve her iki uzundan da bir kısa geldiyse eğer biz buradan bunların küçük es, diğer uzun boylarının genotiplerinde de küçük es olduğunu biliriz ve uzun boylu olduğu için muhakkak bir tane baskın gen vardır deriz. Yani C şıkkını kesinlikle söyleyebiliriz. Bezelyelerde mor çiçekli olma baskın fenotiptir demiş. Halbuki bunu söyleyemeyiz. Çekinik de olabilirdi. Eğer bilmiyorsak. Sonuçta bize soru baskınlık ve çekiniklik durumu önceden bilinmediğine göre demiş. Soruyu da buna göre çözeceğiz. Altıncı soruya bakalım. Metal bloğun suya bırakılmasından sonra yorumlarından hangileri doğrudur? K noktasındaki sıvı basıncı yükselen su seviyesiyle doğru orantılı olarak artar. Ne olmuş şimdi? Metal bloğu bıraktıktan sonra suyun hacmi bir miktar artmış. Sıvı basıncının formülü de HDG idi. Dolayısıyla sıvının yüksekliğine bağlıydı. Metal bloğu bıraktıktan sonra sıvının yüksekliği artınca basınçla doğru orantılı olarak artacak. İkinci maddede metal bloğun hacminin K noktasındaki sıvı basıncına etkisi yoktur demiş. Basınç arttığı için K noktasındaki her noktada sıvılar basıncı her yöne iletir. Her yöne ilettiği için K noktasında veya şuraya L, M herhangi bir noktada basınca etkisi olacak. Üçüncü maddeye bakalım. Kabın zemine yaptığı basınç değişmez. Başlarda söyledik zaten değişeceğini. Cevabımız A olacak. Yedinci soruya bakalım. Buna göre insanda cinsiyet oluşumu ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Anne ve babadan çocuklara aynı sayıda eşey kromozom aktarılır. Aynı sayıda demiş. Anneden 22 artı X, 22 artı X toplam 23 kromozom gelecek. Babadan da 22 artı X veya 22 artı Y gelecek. Eğer Y gelirse erkek çocuk olacak. Bunda da toplam 23 tane kromozom. Toplarsanız eğer 46 tane kromozom geldiğini görürsünüz. B şıkkına bakalım. Cinsiyeti belirleyen kromozomlar X ve Y ile gösterilir. Şuradaki X ve Y'lerin hepsi cinsiyet kromozomu. C'ye bakalım. Y kromozomu her zaman babadan oğula aktarılır. Sadece babada Y olduğu için ve sadece erkek çocuklar Y'yi taşıdığı için babadan oğlan çocuklarına aktarılacak. D'ye bakalım. X kromozomunda taşınan bir vücut özelliğinin anne ya da babadan erkek çocuğa aktarılma ihtimali eşittir demiş. X'e taşınan bir vücut özelliğinin anne veya babadan erkek çocuğa aktarılma ihtimali eşittir diyemeyiz gençler burada. Sonuçta annede
tamamen X kromozomu gelecek. Yani %100 X gelecek ama erkekten %50 ihtimalle X gelecek. Dolayısıyla ihtimalleri eşittir diyemeyiz. 8. soruda bize bir alyuvar yapısına bozulmaya sebep olan mutasyonu anlatmış. Hangisi doğrudur demiş. Orak hücreli aneminin gen yapısı buyken genin yapısı değişmiş ve normal alyuvar hasta alyuvarı ortaya çıkarmış. Buna göre hangisi doğrudur? Nükleotit dizilimine değişiklik olmuştur. Mutasyonlarda genlerin yapısı değişiyordu. Modifikasyonlarda ise genlerin yapısı değil, işleyişi değişecekti. Bu da bir mutasyon olduğu için nükleotitlerin dizilimine bir değişiklik meydana gelmiş. Nükleotit sayısında değişiklik olmuş demiş. Burada karşılıklı olarak dizildiği için bize örnekte 6 tane mutasyona uğramış gende de 6 tane nükleotit var. Yani aynı kalmış. Kromozom sayısıyla ilgili zaten bize bir bilgi vermemiş. 9. soruya bakalım. Buna göre bölgedeki hava olaylarıyla ilgili hangisi söylenebilir? Sıcaklığın farklı olduğu günlerde aynı hava olayları gerçekleşebilir demiş. Sıcaklığın farklı olduğu günlerde örneğin 13 derece ve 9 derecede. Bu tam aynı değil. Şöyle bir bakayım tekrardan. Çarşamba ve pazartesiye bakalım. Bulutlu mesela 11-11 veya perşembe ile pazar günü 13 derece ile 11 derece aynı hava olayları görülebilir. Bu tablo için ölçülen sıcaklık değerleri günün en yüksek sıcaklığı olabilir. Olabilir. Zaten hava durumları genellikle günün en yüksek sıcaklığını verir bize. 3. maddeye bakalım. Pazar günü ölçülen sıcaklık mevsim normali ise pazar günkü sıcaklığımız 13 derece. Eğer 13 derece mevsim normali ise çarşamba ve perşembe ölçülen sıcaklıklar mevsim normallerinin altındadır. Çarşamba ve perşembede 11 derece olduğu için 13 derecenin altında olduğundan dolayı bunu da söyleyebiliriz. 10. soruya bakalım. Buna göre cismin yüzeyleri yaptığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıda verilenlerden hangisi gibidir? Şimdi Yaşar, basınç formülü katı basıncında ağırlık bölü yüzey alanıydı. Ağırlık bölü yüzey alanlarına bakacağız şimdi gençler. Bu üç cisim de özdeş cisimlerdir. Dolayısıyla ağırlıkları G ve bir de üzerine F kuvveti uygulanmış. İki farklı kuvvet var. Buna göre basınçlarını sıralarsak nasıl sıralayabiliriz? Örneğin P1'e bakalım. Zeminde bir tane P1 cismi var. Aşağı doğru bir F ve aşağı doğru bir de cismin kendi ağırlığı olan G var. Dolayısıyla hem G'nin hem de F'in bildiğiniz gibi G ağırlıktı ve ağırlık da bir kuvvettir. Ağırlık da bir kuvvettir. Ağırlık da bir kuvvet olduğu için bu ikisini toplarız yüzey alanına, yüzey alanına böleriz. Yani G artı F bölü S olmuş olacak P1'in basıncı. P2'nin basıncına bakalım gençler. P2'nin basıncında G cismi aşağıya doğru. Basınç formülü ağırlık bölü yüzey alanıydı. Dolayısıyla cisim duvara yandan bir yüzey alanıyla temas ediyor. Dolayısıyla P2'de biz aşağıyı değil şu taradığım siyah kalın bölgenin üzerine uygulanan kuvveti alacağız. Yani G bölü S yerine sadece F bölü S alacağız. Çünkü basıncın tanımı şuydu. Birim yüzeyi etki eden dik kuvvet. Birim yüzeyi etki eden dik kuvvet burada geçer. G değil F'tir. F yüzeye tamamen dik bir şekilde etki ediyor. Bu yüzden P2'de F bölü S'i alacağız burada. P3'e bakalım. P3'te aşağıya doğru bir G var. Fakat cismi tavana asılı tutalım diye bir de F kuvveti uygulanıyor. Yani diyelim ki aşağı doğru bir 10 N ağırlığa sahip. Bir de biz bunu havada asılı kalsın diye atıyorum 8 N'lık bir kuvvet uyguluyoruz. Dolayısıyla bu cismin yüzeyi temas eden bölümü verdiğim örneğe göre 2 N olacak. Yani G eksi
F bölü S. Bir tanesi G artı F bölü S. Bu P1'di. P2 sadece F bölü S. P3 de G eksi F bölü S. Bunu sıralarsak zaten 1, 2, 3 şeklinde olacak. 11. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi grafikteki basınç olamaz? Basınç zeminle doğru orantılı olarak artmamış veya azalmamış. Sadece sabit kalmış. Deniz yüzeyine paralel yüzen birini etki eden açık hava basıncı. Tahtayı bir temizleyeyim önce. Şimdi arkadaşlar deniz yüzeyine paralel demiş. Eğer denizin altına doğru iniyorsanız yüzerken üzerinize uygulanan basınç artacak. Ama paralel bir şekilde yüzüyorsanız aynı noktada olduğunuz için basınç sabit kalacak. B şıkkına bakalım. Denizin altında belirli bir derinlikte yüzen birine etki eden sıvı basınç. Yine denizin altında da belirli bir şekilde suya paralel bir şekilde giderseniz sıvı basıncı yine sabit kalacak. Pardon, A şıkkında açık hava basıncı demiş. Eğer denizin yüzeyinde siz yine aynı şekilde yüzeyinde yüzüyorsanız eğer aynı noktada olduğunuz için yukarı veya aşağı inmediğiniz için açık hava basıncı da aynı şekilde değişmeyecekti. B şıkkında da sıvı basıncı paralel bir şekilde gittiğiniz için değişmeyecek. C şıkkına bakalım. Ayakta duran birinin zemine uyguladığı basınç. Ayakta duran birinin zemine uyguladığı basınç yine ağırlığının ayak tabanlarının yüzey alanına oranı olduğu için duruyorsa hiçbir şekilde basınç değişmeyecek. Uçaktan atlayan paraşütçü etki eden açık hava basıncı. Yukarıdan aşağı doğru iniyorsanız eğer açık hava basıncı zamanla artacaktı. Dolayısıyla D şıkkı bu grafiğe ait bir örnek olamaz. 12. soruya bakalım. Buna göre verilenlerden kaç tanesi basıncı azaltmaya yönelik uygulamalardandır? Basıncı azaltacağız. Trenlerin tekerlek sayısının fazla olması yüzey alanını arttırır. Basıncı formülü F bölü S'ti. Biz burada ya yüzey alanını arttıracağız ya da kuvveti azaltırsak basıncı azaltmış olacağız. İkisinden birini yapacağız. Tekerlek sayısı fazlaysa yüzey alanını arttırıyorum. Bu örnek olur. Bıçakların bileylenmesi bu yüzey alanını azaltmak demek. Dolayısıyla basıncı arttırmak demek. Kramponların altının çivili olması tamamen yüzey alanını azaltmak. Dolayısıyla bu da basıncı arttırmak demektir. Basınçla yüzey alanı ters orantılıydı. Kar ayakkabılarının geniş tabanlı yapılması. Yine yüzey alanını arttırıyorsunuz, basıncı azaltıyorsunuz. Dolayısıyla da karla rahat bir şekilde yürüyebilirsiniz. Karlı zeminde araçların lastiğine zincir takılması da yüzey alanını azaltır, basıncı arttırır. Böylelikle araçlar karlı zeminde kaymamış olur. 13. soruya bakalım. Balon su içinde tamamen battıktan sonra daha derinlere inildikçe hangileri azalır demiş. Şimdi gençler. Balonu şişirdiğimizi varsayalım. Balonun içerisinde bir miktar hava olacak. Şu şöyle. Balon olsun. Bu da bir kova içerisinde su. Şimdi gençler, balonu biz eğer suyun içerisine, sonuçta balonun içerisinde de hava tanecikleri var. Hava molekülleri var. Bu moleküller balonun yüzeylerine bir basınç uyguluyor. Eğer ben bu balonu suyun içerisine koyarsam ve suyun içerisine ne kadar derine indirirsem sıvı basıncı o kadar artacaktı. Ben bu balonu eğer yüzeyde bir yerde tutarsam balonun hacmi azalacak. Çünkü sıvı balonun üzerine bir basınç uygulayacak ve balonu sıkıştıracak. Eğer ben daha da aşağıya çekersem, 1 numaradan 2 numaralı konuma getirirsem, bu sefer balonun hacmi biraz daha fazla azalmış olacak. Çünkü üzerine etkileyen sıvı basıncı artıyor. Sıvı basıncı arttığı için de balonun hacmi küçülecek. Bir nevi balonu sıkıştırmak gibi bir şey bu. Balonun hacmi azalır dedik. Hacim azalıyor. Hacim azaldığı için örneğin turuncuyla çizdiğim yere bakalım. Şu bir numaralı balon. Bunun hacmini azaltırsak eğer içerisindeki moleküller de daha fazla yakınlaşacak birbirine.
Ben ne kadar küçültürsem moleküller o kadar sık bir şekilde yan yana duracak. Dolayısıyla hava tanecikleri arasındaki mesafe de azalacak. Balonu etki eden açık hava basıncı ise sabit kalacak. Herhangi bir şekilde yerden yukarıya veya aşağıya düzeneyi götürmediğimiz müddetçe sabit kalır. 14. soruya bakalım. Buna göre ahşap blokların zeminde oluşturduğu basınçlarla ilgili olarak hangisi söylenemez? Bize geniş yüzeyi 2S, yan yüzeyi S olan bir blok vermiş. Önce bloğu köşegenlerinden kesmiş yatay bir şekilde. Bunları kestikten sonra bir tanesini peynir dilimi gibi bırakmış. Diğerini ise dik bir şekilde yan çevirerek tutmuş. P2 ve P3 demiş bunlara. Şimdi gençler, eğer biz düzgün doğrusal cisimleri dik bir şekilde kesseydik, atıyorum bu cismin her bir kestiğim bölgenin ağırlığı G olsun, her birinin yüzey alanı S olsun ve bunların her birine bir isim vereyim, P1, P2, P3. Cisim bir bütün iken, yani ben bu cismi kesmeden önceki halini şurayı çiziyorum. Bu cisim 3G ağırlığındaydı. Yüzey alanı da 3S'di. Dolayısıyla basıncı 3G bölü 3S'ten P. Ben bu cismi 3'e ayırırsam ve her bir cismin ağırlığı G ve her bir cismin yüzey alanı da S olduğu için basınçları her birinin P olacaktı. Yani ben bir cismi düzgün geometrik cisimleri dik bir şekilde kesersem basınç sabit kalıyor. Fakat burada köşegenlerinden kesmiş. Köşegenlerinden kesmiş fakat yüzey alanı değişmemiş. Ama ağırlığı değişmiş. Dolayısıyla P2'nin basıncı P1'den küçük olacak. Sonra üstteki dilimi de 3 numarayla yazdığım şu dilimi de yan çevirmiş koymuş. Yüzey alanı S olmuş. Bunun basıncına da bakalım şıklara göre. P2'nin basıncı P1'in basıncının yarısı kadardır. Evet, yüzey alanı değişmemiş fakat ağırlığının yarısı gitmiş. Dolayısıyla A'yı söyleyebiliriz. P3'ün basıncı P1'in basıncına eşittir. Şimdi gençler, cismi tam ortadan kesmiş. Eğer bunlara sayısal değer verelim ağırlık olarak. P1'in ağırlığı 2G olsun. Tam yarısını kestiğim için P3'ün ve P2'nin ağırlıkları G. Dolayısıyla P1'in basıncı 2G bölü 2S'ten P. P3'ün basıncı da G bölü S'ten P. Yani P3 ile P1 eşittir. Böyle sorularda sayısal değer de verebilirsiniz. C'ye bakalım. P2 ve P3'ün basınçlarının toplamı P1'den fazladır. Şu zaten basıncı yarısıydı. P2. Yani P bölü S. Şunların basınçları da P demiştik. P artı P bölüse zaten 1,5 basınç ediyor. P1 de 1 basınç ediyor. Yani toplamı büyük olacak. P2'nin basınçlık P3'ten büyüktür demiş. P bölü 2 olduğu için küçük olmuş olacak. 15. soruya bakalım. Buna göre 21 Haziran'da öğle vakti KLM noktalarında güneş ocağına konan tencerelerdeki yemeklerin pişme süreleri arasındaki ilişkiyi istemiş bizden. 21 Haziran'da öğle vakti kuzey yarımkürede yaz yaşanır ve güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla düşer. Dolayısıyla yüksek sıcaklık M bölgesindeki tencereyi pişireceği için, yani yüksek miktarda ısı alacağı için tencere en kısa sürede M'deki tencere pişecek. Zaten bu şıkkı ya A ya da B demişsinizdir diye tahmin ediyorum. Genelde süreli soruları karıştırırsınız. M'de en fazla ısıyı aldığı için en kısa sürede o pişecek. Dolayısıyla cevap Adana olacak. Zaten K'da da kış yaşanıyor. Kışta da en iyi kaçıyla gelecek güneş ışınları en iyi kaçıyla geldiği için de pişme süresi en uzun K'da olmuş olacak. 16. soruya bakalım. 21 Aralık'taki gündüz süreleri
Grafikteki gibi olan K, N ve M şehirlerinin dünya üzerindeki konumu aşağıda verilenlerden hangisi gibi olur? Şimdi gençler, grafikte bize 21 Aralık'taki gün uzunluklarını vermiş. K noktası 12 saat. K noktası 12 saat. Yılın her zamanı, her tarihte bir yıl içerisinde ekvatorda gece gündüz daima eşittir. Dolayısıyla K kesinlikle ekvator olacak. Tarih bize 21 Aralık demiş. 21 Aralık'ta güneyde yaz yaşanır. Dolayısıyla en uzun gündüz de güney yarımkürede olacak. En uzun gündüz güney yarımkürede ise eğer M kesinlikle güneydedir. L de kuzeyde olmuş olacak. Yedinci soru. Yine bir kalıtım sorusu. Özdemir ve Özçelik ailelerinde anne ve babaların genotipleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? Şimdi bize demiş ki Özdemir ailesinde sadece kıvırcık saç fenotipi ve iki farklı genotipte çocuklar oluşabiliyormuş. Özçelik ailesinde de kıvırcık ve düz saçlı fenotipi ve 3 farklı genotip ortaya çıkabiliyor. Şimdi bildiğimiz gibi eğer 3 farklı genotip ortaya çıkıyorsa kesinlikle 2 tane heterozigotu çaprazlamıştır. Çünkü bunlardan büyük K, büyük K, büyük K, küçük K ve küçük K, küçük K çıkabilir. 3 tane genotip var. Dolayısıyla Özçelik ailesinin 2 tanesi kesinlikle heterozigot olacak. Özdemir ailesinde de 2 farklı genotip ortaya çıkıyormuş. A şıkkında zaten büyük K, küçük K'yı çaprazlarsak eğer tamamı heterozigot olacak. Fakat D şıkkında büyük K, büyük K, büyük K, büyük K, büyük küçük, büyük küçük 2 farklı genotip ortaya çıkacak. Sadece şıklardan çaprazlamayı yapsanız da olurdu. 18'e bakalım. Bize bir gen aktarım örneği vermiş ve DNA'sına eklemişiz. Bir canlıya ait hücrenin genini kesmişler, DNA'nın arasına eklemişler ve DNA tekrardan bakteriye koymuş. Buna göre bu işlem sonucunda hangisi doğrudur? DNA'daki gen sayısı artmış. Yeni bir gen eklediyseniz gen sayısı artacak. Dolayısıyla genlerin yapısında nükleotit olduğu için nükleotitlerin sayısı artacak. Ve genetik yapısını değiştirdiğimiz için de G doğulu bir bakteri olmuş olur. 19'a bakalım. Kap şekil 1'deki durumdan şekil 2'deki duruma getirildiğinde suyun X, Y, Z deliklerinden fışkırma uzaklıkları arasındaki değişim hangisindeki gibi olur? Şimdi gençler, burada kabın genişliği veya üstten dar olması veya alttan dar üstten geniş olmasıyla ilgili farklı tarz sorular var. Fakat bu soruda biz sadece yüksekliğe bakacağız. Yüksekliğe baktığımızda her iki kaba da ters çevirsek de Y'lerin mesafesi eşit. Dolayısıyla Y'deki suyun mesafesi değişmeyecek. Basınçları eşit çünkü. X'e bakalım. X daha derine inmiş. Daha derine indiği için buna etki eden basınç daha fazla olacak. Eğer şöyle çizgiyle gösterecek olursak şu şekilde Z daha uzağa gider. X biraz daha aşağı. Şekil 2'de X en uzağa, Y biraz daha yakına, kaba, Z de biraz daha yakına inecek. Dolayısıyla X'in mesafesi artacak, Z'nin mesafesi de azalacak. 20. soruya bakalım. Bir DNA işlemesi vermiş ve sırasını istiyor bizden. Sırayla gençler öncelikle nükleotitler, DNA zinciri arasındaki nükleotitlerin bağları kopacak. Sonra çekirdekten giren serbest nükleotitler karşılarına dizilecek ve en sonunda da dizildikten sonra sarmal yapı tekrardan oluşacak. Deneme soruları bitti gençler. Umarım güzel geçmiştir denemeniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz sonra.